Merhaba arkadaşlar, bugün de Erzurum İspir'e bağlı Yedigöller'deyiz. Şimdi Yedigöller dediğimiz zaman aklımıza direkt Bolu Yedigöller geliyor, doğasıyla meşhur. Orası da ayrı bir güzel ama İspir Yedigöller muazzam bir manzaraya sahip. Bugün biz de buna, bu güzelliğe şahit olduk. Gerçekten de harika bir doğası var. Alt tarafta Yedigöl diye biliniyor ama Yedigöl değil, 11 göl var. Burası Erzurum merkeze 115 kilometre bir mesafede. Ulaşımı da normal binek araçlarla da yapılabilir yaz aylarında. Yalnız rakım 3200 olmasından dolayı bir soğukluk var. Biz Ağustos'un ortasındayız, yaz aylarında. Şu anda İstanbul falan yanıyor sıcaktan veya Türkiye'nin birçok ili. Ama biz burada montlarla geziyoruz. Çok serin bir hava var. Gerçekten de muazzam. 3200 rakamı aşağıda da muazzam göl manzaraları var. Ayrıca bu göllere girilebiliyor. Ama hangi aylarda giriliyor, nasıl geliniyor? Onu da buranın yerlilerinden az sonra kendileriyle röportaj yapıp öğreneceğiz. Bu alanlara piknikçiler de geliyor. Çevre yakın ilçelerden, illerden, Erzurum merkezden piknikçiler de geliyor veya kampçılar da geliyor. Dağların, yönetmenim şu açıyı da çekebilirse, dağların zirvesine kadar insanlar pikniklerini yapıp, ailesiyle birlikte gelip eğlencelerini yapıp buradan huzurlu, mutlu bir şekilde dönebiliyorlar. Yani Türkiye'de olup yaşayıp da buraları görmemek bence eksiklik olur. Yani yaşantıda bir eksiklik olur. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini tavsiye ederiz. Biz de Karadenizliyiz ama İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'dan geldik. Muazzam, mükemmel, anlatılamayacak kadar güzel bir atmosfer var. Herkese tavsiye ederim. Videomuza daha derinliklerden, daha görüntü açısını genişleterek devam ediyoruz. Şimdi yakın çevre illerden, ilçelerden gelmiş genç piknikçi arkadaşlarımız var yanımızda. Burada gayet eğlenceli bulduklarını söylediler kendileri. Mikrofonu biraz bunlara uzatacağım. Evet, isim neydi? Muzaffer Ali. Muzaffer Ali. Nereden geliyorsun buraya? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorsun. Burada akrabalarım var. Evet. Kim var burada? Dedem mi var? Dedem var. Babaannem var. Babaannem var. Ailece geldiniz. Evet. Nasıl buralar? Biz çok beğendik. Sizin için tehlikeli değil mi? Böyle uçurumlar var, bunlar kayalar var. Alışkın mısınız? Erzurumlusunuz tabii. Evet. Evet. Yani tabii kayalar tehlikeli. Evet. Yani yaklaşmadık sürece. Bir de burası zaten iyi. Sizin dediğiniz gibi güzel, hoş güzel, bir yer. Güzel, beğendiniz. Burada kafa dinlenilir. Böyle sessiz, ortuyor ortam. Peki burada mesela şey yok. Biz burada işte oyun çocuk parkı salınacak vesaire hiçbir şey görmedim.
Benim bildiğim çocukların en büyük eğlencesi hani şeydir, dağlarda kayarlar, sıcaklardan kayarlar, salıncaklara binerler. Siz burada onları hiç aramıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel. Kardeşin herhalde Mirza ile beraber eğleniyorsunuz burada. Keyfini evet. Çıkarıyorsunuz. Evet, eğleniyoruz. Yani burada park olmasa da dediğimiz gibi. Gelen genç çocuklara da böyle gençlere de sizin gibi eğlenmesi için burada tavsiyelerin olur mu? Nelere dikkat etsinler, ne yapsınlar mesela? Yani tabii ki de eğlensinler ama şunlara dikkat etmelerini istiyorum kesinlikle. Taşların çok uçlarına gitmeyin. Yani tabii, düşebilirsiniz. Tehlikeli, evet. Çünkü taşların birçok kırık. Kırık. Yani her an kayabiliyor. Yarık, aynen. Kayabiliyor. Bu yüzden de dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir yere çıkacaksanız da yanınızda illa sopa gibi bir şey olsun. Olsun. Biraz bir da büyükler, büyüklerin gözünden fazla uzaklaşmamak lazım sanırım, değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Mirza'yı da soralım. Mirza abisiyle beraber gelmiş. Eğleniyor musun Mirza burada? Evet, çok iyi ama size bir uyarım var. Hemen çok uçlarına gitmeyin yani. Uçlarına gitmesinler. Aynen, kayaların tepelerine çıkmasınlar. Aynen. Ailesinden habersiz. Ailesinde yakın oynasınlar değil mi Mirza? Bence de. Sence de. Beğendin mi buraları? Güzel mi? Evet, çok güzel. Havası nasıl? Baş ağrısı falan yapıyor mu sende de? Yok, iyi. Alışkınsın tabii. Yenlerinizde var bir erzurum. Ama gelenlere bir mont yani. Montluyu da gelsinler tabii, kesinlikle. O çok önemli. Biz yaz ayındayız ama soğuk bir havası var değil mi? Bak, şapkalarını, berelerini yanlarında muhakkak getirsinler. Ve montlarını eksik etmesinler. Çok koşup, buralarda zıplayıp, terleyip hasta olmasınlar. Evet. Çok teşekkür ederiz çocuklar. Görüşmek üzere. Bana abone olmayı unutmayın. Ne like? Beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Erzurum İşbir ilçesine bağlı Yedigöller mevkindeyiz. Yedigöller Moria'nın yakınlarında Kaçkalahane etekleri burada. Hala daha da evet. Versinik Dağı var. Muzaffer Bey'i bir önceki videomuzdan zaten arkadaşlar tanıyor. Dönemin 3 dönem muhtarlık yapmış Moria Aylan'ı ve bu coğrafyaya çok hakim biri. Hala daha kendisi vatandaşlar tarafından aranıp güzergahlar, işte evet. Yol bilgiler hakkında bilgiler danışılan ve buraya gelmiş birçok blogcu, youtuber arkadaşlar da yardımcı olmuş. Bir bayan vardı motosikletli, ben evet, görmüştüm evet, onu. Evet, ona yardım etti. Evet, bayağı emekleriniz geçmiş. Tabii biz dağda kalanlara burada yardım ediyoruz. Gerçi bu bizim yöremiz olduğu için biz bu dağları iyi biliyoruz. Sonra yolumuz da çok güzel. Hatta tepeye kadar silindir. Evet, hiç bir zorlanmadan biz de buraya kadar geldik. Evet. İşte burada şimdi bilmiyorum Yedigöller'i alayım mı, çekebiliyor musun kızım? Yedigöller'i biz bir görüntü aldık. Yedigöller ama Yedigöller deniliyor da burada görünmeyen daha göller var. Tabii 11 göl olduğunu 11-12 biz. Tane göl olduğunu biliyoruz. Kışın peki donuyor bu göller sanırım. Tabii tabii. Haziran'ın sonuna kadar göllerin üzerinde buz var. Normalde. Kışın çıkış olabilir mi? Yok. Köyden yukarı kışın çıkış yok. Çünkü burada çok yoğun kar yağışı oluyor. Yaz aylarında 4 ay, 5 ay buraya yerli ve yabancı turistler her zaman geliyor. Hele cumartesi, pazar günleri. Bu aşağı göllerin olduğu bölgeye de iniş var. Tabii. Ama araçta iniş yok. Araçta iniş yok. Buradan merdivenler var, yürüme yolu var. Yürüme yolundan. Aşağı iniyor. Dikkatli bir şekilde inebilir. Tabii. Yaşlısı gelince inebilir. Burası doğa harikası, çok güzel. Burada... yabani hayvanların her türü var. Göllerde peki canlı olarak alabalık var. Alabalık var. Buradaki şu Göbekli Göl, Karanlık Göl. En büyük herhalde şu Göbekli Göl. Göbekli Göl evet. Aşağı olarak peki derinliğini fazla bilmiyorum ama bayağı. Şu Karanlık Göl derin. Hı. Aşağıda Koyun Gölü var. Orada koyunları yüzdürdükleri için koyun da indiriyorlar burada. Ha, tabii. Burada hayvanlar otlar. Tabii. Biz bir de önceki videolarda, başkanın videolarında bu göllere girenleri gördük. Buraya girilebilir mi? Normalde şimdi bu göllere bu su, berrah ve tatlı su, güneş olduğu anda
Soğuktur ama. Soğuk ama yine de yüzülebiliyor yani. Yüzme bilen insanlar yüzsün. Normalde denizden biraz farklı çünkü denizde yüzebilen insanlar burada dağlanıyor. Tabii yani. Kaldırma şeyi yok. Biraz daha tatlı. Soğuk. Soğuktur. Biz şu an Ağustos'un tam ortasında olmamıza rağmen bayağı normalde biz tam şimdi mevsimin en iyi zamanı 2200 metre burası. Burada insanlar piknik yapıyor. Yerli ve yabancı turistler. 3200 miydi? 2200. 2200. Ha, 2200 rakamdayız. Evet. Hayır. 3200. Ha, 3200 rakamdayız. Evet. Şaşırdım. Anladım. İspir'den ne kadar bir mesafesi İspir'den burası 38 kilometre. 38. Evet. Morya ile ben 8 kilometre. Bizim köyden Morya ile ben aşağısı İspir 30 kilometre. 38 kilometre de buraya çıkıyorsun. Rize'den gelen insanlar daha Obit tünelinden burası 30 kilometre. 30 kilometre. Bu zaten yabancı plakalar da var. Burada dışarıdan gelen bayağı bir vatandaşlar var. Burada elinde. Hatta burası çok yoğunlaşıyor yani. Üniversiteler, okullar, yabancılar tur düzenliyor. Burası çok güzel. Turlar da gelebiliyor. Tabii. Yalnız biz yine fark ettik bazı yerlerde böyle soda şişeleri, cam kırıkları falan atılmış. Evet tabii. Buraya gelenlerden ricamız bunların burada yapılmaması. Tabii. Yani burada aileler var, çocuklar var. Evet. Bir tehlike arz ediyor bunlar. Zaten eğimli bir arazi. İspir Belediyesi daha önceki yıllar bu merdivenleri yaptırdı burada. İnsanlar rahat insin. Fakat belediye yaptırdı. Yani. Evet, belediye yaptırdı. Daha sonra bu Aksu Vadisi'nden Salatur eski ismi gelip bu merdivenleri kırdılar. Yani biz buna bir anlam veremedik. Doğa bozuluyor diyorlar. Burada doğanın bozulacağı bir taraf. O da çakıl, çimento, o da toprak. Hani. Ama 70-80 oldu diyelim o zaman. Vatandaş yine iniyor. İnmesi güçleştirildi. Güçlendi. Şimdi 70-80 yaşında insanlar bu göllere dolaşmak istiyor. Bu merdivenlerden önce burada oturarak kıtın üzerine kayıyordu. Evet, daha önce. Ya ama şimdi merdivenler olunca daha rahat inmeye başladılar. Şu anda öyle bir yani belediye de sağ olsun yaptı. Ama ne kadar da kırdıysalar yine bak insanlar zorlanıyor. Bunlar inebiliyor. Tabii inmek için zaten her zaman bir talep var ama bunun da iyileştirilmesi için yetkililerden ricamız bu merdivenlerin tekrardan onarılması yani. Onarılması insanlar tekrar burayı kullanıyor. Burada da herhangi bir doğada tahrip yok. İnsanlar rahat iniyor. Tabii yani bir şekilde insanlar buraya ulaşması lazım. Şeyler de mi koyun sürülerini falan da mı bu buralardan indiriyorlar? Koyun, ayrı koneşleri var mı? Koyun sürüleri bütün vadilerden, dağların diğer kısımlarından inebiliyor. Buradan sadece insanlar inmeyi için rahat bir şekilde. Ama mesela atlar, atından gelen arkadaşlar köylerden bu merdivenlerden daha rahat inebiliyor, daha iyi oluyor. Peki bu civar gördüğümüz şu bulutların olduğu bölümlerden falan başka herhangi bir giriş var mı buraya? Sadece giriş İspir'den Morya ile tarafından. Morya ile köyünden arabalarından bu tepeye çıkıyoruz. Buradan yani girişi. Morya ile'den 8 kilometre burası bu tepe. Buradan insanlar göllerde dolaşıyor, geziyor, piknik yapıyor. Tekrar arabasına binip tekrar buradan yerli yabancı ediyorum. Turistler burayı çok ziyaret ediyor. Çok güzel bir yer. Yani vatanımızda böyle bir yerin olması evet. Muazzam Türkiye'de. Şimdi burada Göbekli Göl. Şu büyük olan tarafta, göl. Evet. Göbekli Göl. Aşağıda Karanlık Göl, şu birinci göl. Karanlık derin göl. Sanırım orası derin, karanlık. En derin olan göl. Alabalık var bunların hepsinde. Bir aşağıdaki göl Koyun Gölü, öbür taraftaki Aygır Gölü, şu Çukur'da olan. Evet, şu Aygır Gölü karşımızda olan. Şu Kuzu Gölü isimde. Şu arada kar birbirinde var. O eski kar. O karın öbür tarafında çifte göller var. Yine birbirine ekli olarak altlı üstlü iki tane daha göl var. Bunun arka tarafı Rize tarafı mı? Bak şu Dumanlı, şu Kızılbel. Kızıl toprakların olduğu kayaların olduğu bizim yerden. Sınırlarımız oraya kadar. Oradan arka tarafa İspir'in sınırı mı? Erzurum'un mu? İspir Erzurum'un sınırı. Evet. Bizim bu görünen şu bölge bizim İspir'e ait. Arka tarafta arka taraftaki sınırlar da İçizdere Zimil'e ait.
Rize'ye bağlı. Rize'ye bağlı tabi. O taraftan ulaşım var mı peki buraya? Yok yok. Sadece Morya ile de. İnsanlar yaya yürüyüp gelebilir her türlü ama arabayla veya yaşlı insanlar o dağlardan aşıp gelemez. Tek çıkış bizim köyden, Morya ile köyden. Şimdi bu dağlarda her türlü yaban şeyi de var. Keçiler var, ayılar var. Kaç arkadaşlar. Yıldır Muzaffer Bey buraya çıkıyorsunuz? Bu vallahi biz çocukluğumuzdan beri bu dağlarda. Yani bir bizim yöremiz olduğu için 20-30 yıl çocukluk. Evet. Çobanlıktan al da evet. Geziler, piknikler. Bizim hep bir ayağımız burada yani. Yani ortalama bildiğiniz kaç yıldır burası veya bilinen kaç yıldır bilinmekte halk tarafından? Burayı bizim büyüklerimiz biliyor, biz de kalktık büyüdük, burayı gördük yedi göller olarak. Yani bir 150 yıl, 200 yıl yani vardır. Bizim köyümüzün kuruluşu 350 yıl. 350 yıl. 350 evet, yıldan beri bu yöre biliniyor. Buralarda insanlar koyununu, atını, ineğini, öküzünü otarıyor. Burayı herkes bilir. Yalnız buraya kadar olan yolu devletimiz dozerini verdi. Biz yakıtını koyduk yıllar önce. Bu yolu bizim... Önce? Yani şöyle diyeyim sana 25-30 yıl önce. bu kardeşimiz de eski muhtarlardan. Beyefendi de bu bölgenin muhtarlarından. Tabii. Hangi köydeydin sen? Başköy Kaşıklı. Başköy. Buraya yakın mı? Yakın. Bu bölgede. Moryaylı'dan bir arka taraf. Moryaylı'dan. Şeyde, daha önce şu an aktif muhtar değilsin sanırım. Yok önce, değil. Dönemlerde değil. Muhtarlık. Siz de uzun zamandır geliyorsunuz, biliyorsunuz bu bölgeyi. Tabii. Evet. Burası doğa bir yer. Yani doğayı koklamak için gelir insanlar. Gelsinler, piknik yapıyor. Görsünler. Görsünler. Bu aylarda gelebilirler. Bu aylarda Erzan Bey. Bundan iki ay sonra burada biraz... Burada piknik yapan insanlar çöplerini toplayıp Morya ile köyünde çöp konteynerleri var. Çöp poşetlerle beraber arabasını koyup aşağıda köyde çöp konteynerine koyabilirler. Buralarda poşet, şişeler, camlar, işte onların kalması evet, burada çok kötü. Tabii burada. Muzaffer Bey, bir de şeyi fark ettik. Yani çok çeşit çiçekler var. Az evet. Önce bir çiçek görüntüleri de aldık. Evet. Birçok çiçek var etrafta ve hepsinde arıları fark ettik. Yani bu kadar rakımda bir arı olması normal midir? Bak şimdi normalde Kaçkarların eteği burası. 3000 metre. Bak arı evet, çiçeğin arı, üzerinden. Bunun da görüntüsü. Şimdi arı mi? Her zaman taze çiçeklerden bahsediyor. Aşağıda köyde arıcılık yapan ben de arıcılık yapıyorum. Evet. Siz de yapıyorsunuz. Morya ile köyündeyim. Aşağıda çiçekler kuruyunca karın altına geliyor. Dağın dibine yani. Evet. Buradan bal. Dibine yani. Evet. Buradan bal taşıyor. Bu çiçeklerden bal alan arılar da Kafkas F1
Kafkas melezi. Bu yörede bal taşıyan arılar. İlk olarak en iyi Kafkas arısı. Onun için bizim köyümüzde tabii bu yörenin balı da kaliteli. Arıcılık yapılıyor. Yapılıyor, yapılıyor. Birçok arkadaşın arıları var, benim de var. Sizin daha o aşağıdan arılar Mor Yaylı'dan çıkıp bu yedi göllerden bal topluyorlar. Yani. Tabii tabii işte buraya geliyor. Neden? Şimdi hava hat olarak burası 8 kilometre karayolu ama 5 kilometre arı her zaman çiçeğe ulaşabiliyor yani. Siz ne zamandır uğraşıyorsunuz? Vallahi nereden baksan yazları ben burada 45 sene, 50 sene oldu arıcılık yapıyorum. Yarım asırdır neredeyse. Evet evet. Arıcılık yapıyorum. Çünkü bizim köyümüzde arıcılık çok güzel, rakım yüksek. Çiçek balı. Çiçek, yoğun çiçek var, çiçek balı evet. Sonra şey yok, ilaçlama yok, fenli gübre yok, asfalt olayı yok. Onun için organik doğal bal. Peki mesela bu ürettiğiniz balları satıyorsunuz, ticaret mi yapıyorsunuz? Şey, bu Erzurum bölgesinde mi yoksa şehir dışından falan talepler oluyor mu? Bizim kendi balımızı, bizim balımızı köylüler alıyor. Bizim kendi köylülerimiz ve İstanbul'da tanıdık insanlar sipariş veriyor. O siparişlere tabii tabii. Onlara kargoyla ulaştırıyoruz. Tabii tabii. Mesela izleyicilerimiz talep etme almak istese Estrolog internet telefonum var. O zaman bana ulaşabilirler. Kargoyla kendilerine ulaştırırız. Tabii bir sefer alırsalar bir daha da vazgeçemezler. Gerçekten öyle. Orijinal kaliteli var. Çünkü daha önce de söylediğim gibi şey yok. Burada rakım meyve ağacı yok. Yani arı tatlı olan her meyveden alır, evet. Kalite düşer ama bizim köyümüzde sadece çiçek var. Çok yoğun güzel. Çiçek var. Onun için bal kaliteli. Evet. Yorum yapın da. Beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.